Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle dün yaptığımız örneği biraz tekrar edelim. Ondan sonraki süreçte yine uygulamamıza devam edelim. Şöyle ki, dün bir altyapı, daha doğrusu katman tasarımı yaptık temel anlamda. Bu alanda dedik ki, bizim bir tane veri tabanımız vardır dedik. Veri tabanımız var. Buna DB diyelim. Bu arkadaşıma hizmet eden bir adet veri erişim katmanım vardı. Bu arkadaşıma biz DAL diyorduk. Bu katmanda ben veri tabanına direkt olarak saf insert, update, delete, select, yeri gelirse create, alter gibi komutları göndereceğim. Ama saf bir şekilde. Herhangi bir değişiklik yapma ihtiyacı çok özel durumlar hariç yapılmamalı. Mesela convert delete'lerinde mi? Mümkünler mi? Saf olmayı mesela özellikle. Mesela orada gelen veri şu şarta uyuyorsa gibi bir kontrol yapılmamalı. Onun yapılması gereken yer o single responsibility principle kapsamında business logic layer'dır. Aynen. Evet. İşte o denetimlerin yapıldığı katmanı bir iş katmanı business logic layer olarak yorumluyoruz. Business logic layer'da iş kurallarını kodlarsınız. Örneğin bu sizin için çok güzel bir örneği verilebilir. İşte üniversitede öğrenci kaydedilirken sisteme, işte öğrencinin ilgili ya da öğrenci ders alırken öğrencinin o derse almaya uygun olup olmadığını nasıl kontrol edersiniz? İşte öğrenci bundan önce alması gereken dersleri almış mı? Öğrencinin bölümü uygun mu? Öğrencinin kredi miktarı tutuyor mu gibi kurallardan geçirerek öğrenciye bu dersi kayıt edersin ya da etmezsin. Bakın, kuralı iş katmanında gerçekleştirsin, kaydı dalda yaparsın. Ama dalda sadece kayıt yaparsın, o kadar. Tamam mı? Neden bu tür kuralların iş katmanında yapılmasını söylüyoruz? Şundan dolayı arkadaşlar, iş katmanları genelde evrenseldir. Yani her zaman kullanılabilir. Ama veri erişim katmanı genelde evrensel değildir. Mesela veri erişim katmanında kullandığınız bir framework, alt framework, entity framework sürekli değişebilir. Yani yarın öbür gün değişebilir. Siz onun yerine ABC framework'üne geçebilirsiniz. Bugün en hibernate kullanıyorken yarın entity framework'e tam tersi geçiş yapabilirsiniz. Dolayısıyla siz bu geçişi yaptığınızda sizin uygulamanızın bundan etkilenmemesi gerekiyor. Yani framework değiştiğinde yeterli olmalı. Ve her katmanın kendine özgü görevi vardır. Bu görevi de her katman başarıyla gerçekleştirmeli. İş katmanı da bu işe yarıyordu. Hemfikir değil mi? Yani mantığını da anlıyoruz. Yani neden böyle bir şeye ihtiyacımız olduğu da önemli. Sonra diyoruz ki arkadaşlar, bizim bu iş katmanını bir yayına çıkarmamız lazım. Yayına çıkarmamız lazım. Neden yayına çıkaracağız? Çünkü diyoruz ki işte dışarıdan bizim kaynaklarımıza erişmek isteyen, kaynaklarımızı tüketmek isteyen farklı uygulamalar olabilir. Bu .NET'ten .NET'e olan bir MVC, framework uygulaması, web uygulaması, web form, Windows form, Windows Store uygulamaları olabilecekken bir Java uygulaması, bir Android, iOS uygulaması da olabilir. Dolayısıyla biz bu gibi ihtiyaçlarımızı ayağa kaldırmak adına servis layer oluşturuyoruz. Servis katmanı. Bazı projelerde özellikle iş katmanıyla servis katmanı bir arada düşünülebiliyor. Bunu genelde desteklemiyoruz arkadaşlar. Şundan dolayı desteklemiyoruz. Özellikle servis katmanı da sürekli değişebilen bir mimariye sahip olduğu için
yarın öbür gün servisin de değişebileceğini düşünerek iş katmanında servisle ilgili kodlamanın yapılmaması gerekiyor. Yani yarın öbür gün bu da değişebilir. Başka bir mimari. Öyle değil mi? 3 sene önce, 5 sene önce biz web servislerden bahsediyorken, klasik web servislerden, ASMX. Bugün de WTF'den bahsediyoruz. MVC ile gelen bir iki tane API'den bahsediyoruz. İşte Azure'dan bahsediyoruz. Yarın öbür gün bunun nereye gideceği de belli değil. Bilmiyoruz. Fakat özellikle Aspect Oriented Programming tekniklerini kullanıyorsan, kod enjeksiyonu yapıyorsan, yani kısacası bağımlılık enjeksiyonu değil, kod enjeksiyonu yapıyorsan, iş katmanının içerisinde servisleri gömebilirsiniz aslında. Yani iş katmanında bu kodu yapmadan dışarıdan yedirebilirsiniz. Tabiri caizse. O zaman servis layer'ı ortadan kaldırabilirsiniz. Ben böyle bir projemiz var. Onu da daha sonra zaten biz sistemimiz üzerinden yayına, yani bir anlatımını yapacağım. Kurumsal bir mimari kapsamında. Aspect Oriented Programming teknikleri kapsamında servis layer'ı aslında ayrıca yazmaya çok ihtiyaç kalmamış oluyor o zaman. Ama şu anki senaryomuzda ihtiyaç var. Sonra efendim? Şuydu. Hani mesela loglama yapacaksınız. Loglamayı biz ne zaman yaparız? Atıyorum iş katmanında metot her çağrıldığında loglanmasını istiyorsunuz. Eğer metodun başına tek tek ya gidersiniz, her metodun başına tek tek şu logla 1000 tane metodun varsa başına bunu yazarsın. Görünürde de bu, değil mi? Aklımızda da, yani mantıken de bu. Bu Aspect Oriented Programming teknikleriyle kod enjeksiyonu yapıyorsunuz. Logla metodunu her metodun başına yediriyorsunuz. Compile time'da yediriyorsunuz. Anlatabildim mi? Compile olurken o sanki oraya diyorsun ki bu metodun başına git şu kodu koy. Dışarıdan koyuyorsunuz yani. Otomatik olarak tüm metotların başına koyduğunuz zaman mesela bu metot, bu loglama olayı her metodun başına ayrı ayrı yazmaktansa hiçbir yere yazmadan dışarıdan bir kere yazıp enjekte ederek yapılan bir türlü. İşaret edebiliyorsunuz. Evet, işaret ediyorsunuz. Şartlı olarak, işareti de şartlı olarak değiştirebiliyorsunuz. Çeşitli teknik frameworkler var bununla ilgili. Bu proje kapsamında da biz yarın yapacağız bunu bu arada. Yani bu servis kısmını değil de şey kısmını yapacağız. Yani mesela loglamayı nasıl yedirebiliriz uygulamaya? İşte iş katmanına, servis katmanına, user interface'e loglamayı nasıl yedirebiliriz? Bunları sizinle bu Aspect Oriented Programming teknikleri kapsamında size aktaracağım. Bunun dışında hani dün hatırlar mısınız? Servis haline getirmek için üzerlerine ne koyuyorduk? Servis kontrat, data kontrat, data member, operation kontrat gibi şeyler ekliyorsunuz ya. Bunları da dışarıdan enjekte edebiliyorsunuz. Dolayısıyla iş katmanına dışarıdan enjekte ederseniz yarın öbür gün bu değiştiği zaman enjeksiyonu kaldırdığınız zaman sorun kalmamış oluyor. Yani aynen. Ve aynı katmanda yapmış oluyorsunuz. O da ayrıca gidiyor. Hani başarılı bir teknik yani. Tamam, bunu bir ayağa kaldırıyoruz yarın itibariyle. Belki perşembe. En kötü. Servis layer, data access layer, bizim metodolojik layer, servis layer. Sonra dedik ki bizim bunu yayına sokmamız lazım dedik. Bu kapsamda da ne vardı arkadaşlar? Servis host. Bunu çeşitli yöntemlerle ayağa kaldırabilirsiniz. IIS olabilir, Windows servisi olabilir, self-host dediğimiz herhangi bir yazılım olabilir. Ya da IIS üzerinden WAST olabilir. Bir sürü tekniği var bunun. Biz ne kullandık? IIS. En geneli bu. IIS kullanarak yayına çıkardık. Sonra arkadaşlar user interface'lerimiz vardı değil mi? User interface'lerimiz. UI 1. Bu artık değişiyor değil mi? UI 2. UI 3. Hepsi olabilir artık. Yani bu Java'sından Android
IOS geliştirmeye kadar, MVC framework'e, web forms'a kadar hepsi olabilir ya da diğer Windows uygulamaları olabilir. Yalnız biz dedik ki arkadaşlar, bir de şu tüm sisteme hizmet etmesi için yanlışlıkla escape'e bastım. Tüm sisteme hizmet etmesi için sağ tarafta bir tane katmanımız vardı. O az önceki şemayı burada kafanızda canlandırın yeniden arkadaşlar. Burada ne vardı arkadaşlar? Entities vardı değil mi? Şu entities katmanı vardı. Bunlar diğer katmanlar gibi düşünün. Sonra ben dedim ki user interface'in bazen direkt olarak iş katmanına, bazen de servise gitmesini istiyorum ben. O yüzden bağımlılıkları minimize etmek istiyorum. O yüzden ben ne yaptım sol tarafa? Ne yapmıştım? İnterface katmanı oluşturdum. İnterface katmanı oluşturdum. Ve user interface'i direkt olarak buna bağımlı hale getirdim. Evet, şimdi şuradan bakalım. Bakın baştan başlıyorum. Bir adet entities katmanı. Entities katmanında ben direkt olarak bunları oluşturdum. Bunları koydum. Bunu da bir abstract concrete klasörü içerisine bırakabiliriz aslında. Bunlar genel olarak bizim veri tabanındaki tablolarımıza karşılık gelir. Her zaman değil ama genel olarak. Veri erişim katmanında arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. Dedim ki iProductal benim için temel sınıftır. Yani abstraction'dır. Entity Framework kullanarak onu doldurdum. Doğru mu? Entity Framework kullanarak doldurdum. Sonra iş katmanına geldim. İş katmanında benim bir Product Manager'ım var. Fakat bu adam kimden inherit ediliyor arkadaşlar? iProduct servisten. O kim? İnterfeyslerdeki bizim şeyimiz değil mi? Kontratımız yani servis kontrat, operation kontrat falan. Bu. Sonra servisler katmanında bunu doldur. Bunu da bakın konkreti var. Bakın product servis. Bu da geldi. Bunda da bir problem yok. Güzel. Sonra dedik ki MVC'yi artık kodlayalım. Bu amaçla ne yaptık arkadaşlar? 3 tane klasörümüz, temel klasörümüz vardı. Controller, view ve model vardı. Evet, siz bana yardım edin. Controller ne işe yarıyordu arkadaşlar? Bana yardım edin. İstekleri ilk karşılayan nokta. Yani URL'i çözümlediği anda controller'ın hangisi olduğuna bakarak controller devreye geçiyordu. Controller. Örneğin birisi yukarıya adres çubuğuna şöyle bir adres yazdığı zaman product index yazdığı anda ne oluyordu bu arkadaşlar? Burada controller default anlamda. Tabi bu değiştirilebilir. Controller'ımız kim? Product. Daha sonra bu ikinci sıradaki ise default'ta tabi aksiyon. Yani bu controller'ın içindeki bu aksiyonu çağır demek. Tamam. Controller bu işe yarıyor. İçinde aksiyonları barındırır. Açıyorum product controller'ı arkadaşlar. Açtım. Geldi buraya. İndeks aksiyonunu buldu. Doğru mu? İndeks aksiyonunu buldu. Burada ilgili get all'u çağırdı. Product manager'ın get all'unu çağırdı. Bakın return view dedi products. Buradaki view demek ise şu oluyor arkadaşlar. Direkt return view yani başka parametresiz yani bu model oluyor. Şu şekilde bir kullanım gördüğünüz zaman bu nereye gidiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Diyor ki bana index isimli view'u ayağa kaldır. Peki neredeki index isimli view'u? View'ların içerisinde
Bakın ilgili controller'ın hangi view'ın index view'una alakalıdır. Tamam, bu da V harfiydi. MVC'nin V harfi. Bir de M harfi var. M harfi de bu arkadaşlar. View'a gönderilen user interface tipine biz model diyoruz arkadaşlar. Yani diyorsun ki bu view'a bu ürünleri gönder. Ürün model, o zaman model ne şu an? List of product. Yani view'a açtığın anda, şuradan gelip view'a açtığın anda, bakın modelim benim için bir list of product. Evet, bir hemfikir miyiz? Herhangi bir problem var mıdır arkadaşlar? Yoktur değil mi? Tamam, o zaman devam edebiliriz. Tabii bir sorun. Evet. Çok güzel bir soru. Eğer burada siz biz projede MS SQL kullanıyoruz ama diyorsunuz ki üniversitenin yarın öbür gün Oracle'a ya da MySQL'e geçme konusunda bir fikir alırsa, yani bir karar alırsa bizim yazılımcılar olarak ne yapmamız lazım? İşte sırf bu tür değişikliklere karşılık vermek için biz bu mimariyi tasarladık. Sizin yapmanız gereken şey gelmek buraya. Siz entity framework kodlayamazsınız artık, değil mi? Bitti. Çünkü veri tabanı değiştiği anda entity framework artık olmuyor ne yazık ki. Oracle'ın yazdığı yani bir entity framework mekanizması var. Yani Oracle'ın .NET'çiler için yazdığı bir entity framework mekanizması var. MySQL için olduğunu bilmiyorum. Var mı? MySQL destekliyor. Oracle'ınki MySQL'i de mi destekliyor? Normal MySQL destekliyor. Emin misin? Öyle mi? Ha, ben bilmiyordum onu. Ben entity framework'ı çok kullandığımı söyleyemem zaten. Öyle bir durumda sizin yapmanız gereken şey burada şu mekanizmada connection string, yine connection string'e code first gibi bir yaklaşım mı sizin söylediğiniz? Aynı mesela bağlanıyoruz. Bağlanıyorsunuz. Evet. Ama sadece connection string'i değiştiriyor. Nereden değiştiriyorsunuz onu? Ama mesela ben şeyi merak ettim. Diyelim ki şöyle geldiniz. Şöyle seçiyorsunuz değil mi? Evet, bu. Add dediniz. Generate from database mi? Evet. Seçtim. Oradan new connection deyince altta bir şey ekleme gerekiyor. Connector Mesh altı var. Bakın işte bu farklı oldu. Oraya ekledikten sonra direkt içebilirsiniz. O ayrı. O şey, yani işte birisi yazmış. Evet. Anladın mı? O ayrı oluyor. O, aynı az önce. Ondan sonra direkt aynı şekilde sorabilir. O da bakayım değil mi hocam? O da odak var ya. Aynen onun gibi. Aynen onun gibi. Yani birisi yazmıştır. Evet. Onu bilmem ama Ents Framework'ün içerisinde öyle bir özellik yok. Direkt olarak yok. Yani birisi yazmış, siz onu kullanıyorsunuz aslında. Onun gibi yani onu siz yani herhangi birisi yazabilir. O konuda bir problem yok ama klasik entity framework Microsoft'u desteklemez. Böyle bir durumda sizin şu şekilde bir şey yapmanız yeterli arkadaşlar. Ya şu dalın içerisinde, concrete'in içerisine gelip atıyorum bir tane add dersiniz. New folder dersiniz. Atıyorum bunu neyle yapacaksınız? Odakla yapacaksınız. Böyle yazılıyor değil mi? Evet. Odak diye yazacaksınız. Geleceksin, sağ tıklayacaksın. Plus diyeceksin. Odak product dal diyeceksin. Bu arkadaşım iProduct daldan inherit edeceksin. İçini odak kodlarıyla dolduracaksın. Tamam mı? Dolduracaksın. En son WebView'a gidip
Yok. Şurada EF Productal yazdık ya. Bunun yerine Product Productal yazacağız. Efendim? Bu kadar. Bu kadar. Ne iş katmanında, ha bunun, hatta bunun yeri burası değil yani, bu kötü bir yer. Biz Ninject denilen Dependency Injection diye bir şey duydun mu? Ninject diye bir konteyner var, onu kullanacağız birazdan. Sadece tüm uygulama için bir yerden yapmanız, yani her kontrolüre gidip bunu yapmanıza gerek yok. Hayır, onu söyledim. Bunu şimdilik buraya koyuyorum, bu kötü bir senaryo diye söyledim ben size. Yani siz Oracle'a geçtiğiniz anda bu kadar değişiklik. Yani yapmanız gereken değişiklik Oracle kodu yazmak. Bu kadar. Tamam. Bu mimaride yazarsanız değişikliklere karşılık verebilirsiniz. Zaten bir yazılım yaparken, kodlamayı yaparken şunu düşünmelisiniz arkadaşlar. Yani nereyi kodluyorsan kodla. Burası yarın öbür gün değişirse. Burası yarın öbür gün değişirse. Yani o bakış açısını kodlarınıza yedirebilirseniz o zaman bir problem yok. Yani anti-framework kodlama yapıyorsun. Yarın öbür gün ben anti-framework'ten vazgeçersem. Yapmıyor muyuz? En çok ondan vazgeçiyoruz. Yani veri erişim katmanındaki kullanılan teknolojilerden sürekli vazgeçiyoruz. Yani daha iyi. Çünkü en çok yaptığımız şey veri olduğu için. Daha iyisini bulunca ona geçme eğilimine geçiyoruz. Yani işte önceden klasik ADO kullanırken ADO.NET. Sonra işte ne oldu? Dedik ki data setler, type data setler güzelmiş. Onu kullan. Daha Microsoft'un ilk ORM teknolojisi. Sonra Link to SQL diye bir şey geldi. O mükemmelmiş. Herkes Link to SQL demeye başladı. Aradan bir yıl geçti. Biraz başarısız bir projeydi o kendisi. Entity Framework. Şu an herkes Entity Framework bir dönem demeye başladı. Entity Framework'ün de bu veri tabanına bağlanık modeli çekerek olan kısmı, o da çok başarılı olmadı açıkçası. Hemen oradan şeye dönüldü. Code first denilen yaklaşıma dönüldü. İsmi değişmeden sadece code first denildi. Daha sonra şu an o kullanılıyor. Ama onun dışında işte deniliyor ki entity framework işte her veri tabanına destek vermiyor. Ne yapalım? Hibernate mi kullansak? Hibernate'e geçireyim. Diğeri de diyor ki yani bu ORM teknolojilerine ben çok güvenemiyorum. Yani çok stabil değil. Sürekli yeni versiyonları geldiğine göre problemli. Ben en iyisi klasik ADO'dan vazgeçmeyeyim ama onun daha iyi geliştirilmiş versiyonu olan Enterprise Library'nin data access'ini kullanayım. Bakın size şu an aklımda olan 6-7 tane sayabildim. Yani sürekli bu değişen bir şey. Ve siz de işte MySQL için şey connector kullanıyorsunuz. Oracle için odak var. Bir sürü. Dolayısıyla siz şunu her zaman söylemelisiniz. Yarın öbür gün ben bu teknolojiden başka bir teknolojiye geçersem. İş katmanında kod yazıyorsun. Ben şu mevzuata göre yapıyorum ama yarın öbür gün mevzuat değişirse. Hatta yarın öbür gün mevzuat değişip bu da kalırsa. Öyle olmuyor mu? Diyor ki 2008'e kadar olan başvurular mevcut mevzuatı kullanacak. 2008'den sonrakiler yeni mevzuatı kullanacak. Aslında iki tane şart. Ne yapıyorsun? If demeye başlıyorsun bu sefer. Dolayısıyla yani bir yazılımda ne kadar iş katmanında if varsa anla ki bağımlısın o kadar. Ne kadar böyle iç içe ifler yazmışsan o kadar bağımlısın diyebiliriz. Bu da iş katmanıydı. Daha alt katmanda ya servisim değişirse, user interface'de ya user interface değişirse, user interface'de kullandığım ne bileyim loglama cache yarın öbür gün framework'ü değiştirme ihtiyacı duyarsam. Yani hep bu şekilde değişime direnç göstermeyen yazılımlar nasıl yazılır? Bununla ilgilenmelisiniz. Yani şunu düzeltin arkadaşlar. Yep productal şeklinde. Evet. Product Controller'ı da bu şekilde toparlamış olduk arkadaşlar. Daha doğrusu kodlamış olduk. Bu anlamda MVC'nin M'sini, V'sini ve C'sini herkes anladı mı? Tekrarlıyorum. C. Burada MVC'nin M'sini yaparız. Yaptık. Modeli yaptık.
şu model şey demek istiyor. Modelin içinde hiçbir şey yapmadık. Evet, o manada. Evet. Şöyle modelden kasıt mutlaka ve mutlaka model klasörünün içerisinde olacak diye bir şey yok. Tamam, genelde yanlış düşünülebiliyor arkadaşlar. Modelden kasıt user interface'te kullanıcıya bir şeyleri göstermeye yönelik, ondan bilgi almaya yönelik nesnedir. Yani model demek bu. Fakat bizim buradaki modelimiz list of product değil mi? Dinleyin arkadaşlar. List of product. Product kim? Product nedir? Hangi katman? Ürün. Hangi katman? Entity. Entity katmanı. Şimdi ürün bir model midir? Eğer ürün bilgisini alıyorsan, ürünü gösteriyorsan o modeldir işte. Ama niye entity'de? Çünkü o benim için evrensel bir şey. Yani ben onu iş katmanında da kullanırım, business logic'te de kullanırım, entity'de de kullanırım, interface'te de. Yani klasik MVC kaynaklarına baktığımız zaman ne yazık ki o biraz yanlış yönlendirmeden dolayı sanki product'ın modelde olması gerekiyor. Hayır. Eğer sadece user interface'i ilgilendiren bir nesne ise onu buraya koyarsın. Yani modelin içine koyarsın. Ama yok, user interface'i değil, tüm domaini ilgilendiriyorsa, hatırlayın sağdan yukarıdan aşağıya bir çizgi çizmiştik entity için. Ona domain model deniyor. Zaten literatürdeki adı onun da, o da bir model aslında. Domain model deniyor. Tüm domainin kullandığı, yani tüm katmanların kullandığı model oluyor. Dolayısıyla buraya gönderdiğiniz model entity'lerdeki bir model de olabilir. Entity, yani bir nesne de olabilirken model klasöründeki bir nesne de olabilir. Ben de burada bir şey sorabilirim ki katman olarak ki yine de kullanırsak mesela aktif direktör yani LDAP'da yani, kodin olma işlemleri bunu ilk katmanında ayrı sanırım kurumlarda mesela bir definisyonda hem aktif direktörü yani etkinlik tarafındaki elde kurumlarla ilahi bahsedemiştik. Öğrenciler için mesela bilimle. İki tane provider var yani. Evet, iki tane provider. Yani biz de diyoruz ki mesela ki insanlar bilimlerdeki mesela ücretsiz yerine ya da bilimlerdeki şeyi parçalıyor. İletmeyle geçiyoruz. Yani iletmeyi parçalıyoruz. Bu şeyler için Türkiye'den kurumlar değişik olmak bir dış katmanında Tabii bir otantikasyon provider nesnesi yazabilirsiniz orada. Çok iyi olabilir. Çünkü buradaki sadece amaç, yani bu şu işi yapabilsin, şu işi yapamasın gibi bir kuralsa o otantikasyonu bizim eğer user interface bağımlı değilsek, yani son kullanıcı arayüzü bağımlı değilsek onu evet iş katmanı gibi bir yerde yapabiliriz. Ya da servis katmanında servisle ilgili bir şeyse servis katmanında yapabiliriz. Ya da örneğin web forms yapıyorsunuz. Şu sayfaya girsin girmesin. O ne oldu? User interface ile ilgili oldu. Dolayısıyla biz security arkadaşlar, yani güvenliğe, oraya gelmeye çalışıyorum. Cross-cutting concern diyorum. Cross-cutting concern. Yani uygulamayı dikine kesen ilgi alanları. Bu açıdan siz bunu ne iş katmanın içerisinde direkt, ne servisin içinde direkt, ne user interface'i direkt kodlamamalısınız. Bunu bu şekilde yapmak yerine bir AOP klası oluşturup onu yine enjekte etmelisiniz ihtiyacınız olduğu yerlerde. Bu da işte bizim dediğim gibi AOP ile oluyor. O da yarın ya da ondan sonraki gün bizim devreye geçireceğimiz bir süreç olacak. Avrupa dönem boyunca ekler bunu yapmak mümkün değil mi? Dimla çok ayrı bir şey. Bir DLL falan mı var bunun? Bu framework mı? Ben bir bilmiyorum. Ben DLL yoksa ya aslında devlet böyle kodlanmış kullanma yani hani en laf dolu yapar ben birkaç sorunlarla ya da bakanlara baktım biraz farklı mantıklı yani aynı aralık. Yani klasik .NET framework'teki bir nesne vasıtasıyla, bir metot vasıtasıyla DIMRA'da sorgulama yapılabiliyor mu? Yok, o zaman kendine özgü bir şeyleri var. O
Olabilir. Yani ben onu duymadım. Ne olduğunu bile bilmiyorum. Bir LDAP mekanizması dediniz değil mi? LDAP'tan onu seninle yapıyoruz. İdare yaklaşım için. Ben onu yaptım da ürün tarafında yapamam. Tabii yani klasik Active Directory kullanıyoruz yani. Active Directory ya da klasik form otantikasyon. Yani kullanıcı adı ve şifreyi işte bir yerde tutup oraya erişerek. Ama bunun dışında bir provider'ı ben kullanmadım. Yani ya Active Directory ya da ama sizin senaryonuz biraz daha farklı olduğu için hani kurumsal personel için evet Active Directory kullanabilirsiniz ama öğrenci için siz bunu daha farklı bir mekanizmaya taşıyıp çünkü o arkadaşların muhtemelen işte maillerine falan girişini yapmak adına mail sonucunuzun da ihtiyaç duyduğu bir şey vardır. Bir LDAP mekanizmasına ihtiyacı vardır. Onu kurmuşsunuz. Ama illa ona ihtiyaç var mıydı bilmiyorum. Onu araştırmak lazım. Yani o da bir Active Directory mekanizmasında tutulabilir miydi, tutulmalı mıydı? Çok fikrim yok. Yani o belki de şu an sistem gereksiz yere dağıtılmış durumda yani şu an belki de. Onun çok fikrim yok yani. Çok. Evet arkadaşlar biz burada artık uygulamamıza devam edebiliriz. Şimdi arkadaşlar benim bugün sizinle değinmek istediğim konu biraz daha değişik. Şu. Biz şu an bakın dikkat ederseniz burada direkt olarak iletişimi kiminle yapıyoruz? Product Manager. Bu kim peki? Hangi katman? İş katmanı. Süper. İş katmanı. Ama ben dedim ki iş katmanına direkt bağımlı olmamalıyım. Yani servisten de servise gitmek isteyebilirdim. Hadi ben servise gitmek istiyorum. Ne olacak? Kodu değiştirmem gerekecek değil mi? Öyle bir şey, öyle bir mekanizmaya ihtiyaç var. Bu da istemediğim senaryo. O zaman bir kontrol diye bir şey koyup bu servisinde ise ihtiyaçta değil. Ama bu ise buraya hiç bir if else yapabiliriz diyorsunuz. Yani if else farklı bir klasla yapıp orada çağırsın. Güzel. Yani bir if yazmak lazım değil mi? Yani dolayısıyla tipe erişmeyi sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç var. İşte bu gibi durumlar için arkadaşlar biz ne yapmıştık? İş katmanını hatırlayın. İş katmanında bir manager sınıfını mesela hatırlayın. Manager kime bağlı? Hangi dalı kullanacağını bilmiyor. Odak mı kullanacak? Entity framework mı kullanacak? Bilmiyor. Nasıl yaptık onu biz? Constructor injection yaptık değil mi? Constructor oluşturup oraya enjekte ettik. O zaman arkadaşlar herkes şunu yapıyor. Bizim iş katmanının ve servis katmanının ortak kullandığı katmanın adı neydi? Interfaces. iProduct Service diyelim arkadaşlar. Öyle değil mi? iProduct Service. Alt tire. Product Service. Yazmayacak mısın? Buraya gelin beraber bundan sonra bir aksiyon yapacağız. Evet arkadaşlar. Kodladık mı? Evet. Bu da alt tire product servisi artık değil mi? Alt tire product servisi. Şimdi arkadaşlar bu yani product controller çalıştığı zaman ne olur?
Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Yani bu bir interface. Direkt interface'in get all'unu çağırmak uygun olabilir mi? Yanlış değil mi bu? Peki sizce arkadaşlar, şu doğru bir kodlama mı? Şu doğru bir kodlama mı? Bana yardım edin. Tamam, yazacaksınız. Yazdığınızı varsayın. Bu doğru bir kodlama mı? Yani bir interface'e konkret bir sınıf atanabilir mi? Direkt değil de türetsek yani onu bir... Ya şu yazdığım kod doğru mu? Evet ya da hayır. İçine product alını yazacağız. İnterface'e bir şey atanabilir mi? Yanlış. Başka fikir olan nesnel programlama tekniklerinizi, bilginizi konuşturun arkadaşlar. Evet. Product Manager sınıfının bu sorum şu. Bu şu yazdığım satır doğru bir satır. Yani böyle bir satırda kod yazılabilir mi? Bu şekilde. Yani bir interface'e gidip bir manager sınıfı atanabilir mi? Arkadaşlar. Atanamaz değil mi? Arkadaşlar, Product Manager sınıfı bir yerdeki bir sınıf değil mi? Kimden inherit ediliyor? Interface'den. Şöyle düşünün. Hani küçükken diyelim ki bir yaramazlık yaptım. Ben kimden türetildim? İşte anne babamdan diyelim ki. Bir yaramazlık yaptım. Gittim birinin canını kırdım. O adamlar direkt kime gider? Ya bana gelir, beni döverler. Sıkıyorum. Yani döveceklerse. Ya bana gelip beni döverler, bana kızarlar. Ya da anne babama giderler. İşte inheritance böyle bir şey. Yani aynı mekanizma. Dolayısıyla burada temel sınıf iProduct servistir. Hem Product Manager hem de diğer servis sınıfı bu arkadaşımdan inherit edildiği için ikisini de atayabilirsiniz. Yani bu doğru bir koddur. Ha? Amaç bu zaten. Yoksa onları inherit etmekten inherit etme olayını sırf hani iş olsun diye yapmadık. Tamam. Şu kodu yazın arkadaşlar. Şu kısmı getirin. Ben o kodu öyle yazmıyorum da constructor vasıtasıyla enjekte edeceğim. Tamam mı? O kodu az önceki gibi değil de constructor vasıtasıyla enjekte edeceğim. Evet. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar solda ampul yandı mı? Initialize field diye başlayan bir cümle var. Tıklayın ona. İşte constructor'ı set et. Yani ben diyorum ki ben öyle bir mekanizma yapayım ki sizinki ilkel versiyon. Yani ilkel kodlama versiyonu. İşin açıkçası o. Ama bu ise enjeksiyon yaparak, yine enjeksiyon sizin kullandığınız tabirle enjeksiyon yapacağız. Ama nasıl enjeksiyon yapacağız? Diyoruz ki product controller'ı kullanırken ben sana iProduct servis vereceğim. Ne verebilirim o zaman? iProduct servis, bakın burada iProduct servis burada duruyor. Bu artık manager olabilir mi? Olabilir. Servis olabilir mi? Olabilir. Başka bir teknoloji varsa o da olabilir. Birden fazla mevzuat varsa onlardan herhangi biri de olabilir. Şarta göre. Hemfikiriz değil mi artık? Ama burada bakın dikkat edin. Hiçbir bağımlılık yok. Burada en ufak bir manager ifadesini göremezsiniz. Burada en ufak bir product servis ifadesini göremezsiniz. Sadece interface vardır. Yani servis koduyla ilgili bir şey göremezsiniz. Sadece interface vardır. Interface'in metotları vardır. Tamam. Burası şu an dependency injection design pattern'i için bir altyapı. Aslında onu kullandık. Sadece hayata geçireceğiz. Yani bu pattern'i biz devreye geçirmiş olduk. Evet, o zaman arkadaşlar tahtaya bir bakar mısınız? Ben kontrolleri ilk ürettiğim zaman olur da buraya BLL'i verirsem. Buraya BLL'i verirsem. Bakın ne oluyor? Kendine onu atıyor. Doğru mu? O zaman bu kimin getolu çağırır? Kimin getolu? Yerinkini çağırır. Ben buraya servisinkini verseydim servis olur. O zaman servisin getolu çağırır. Herhangi bir if yazmaya gerek yok. Yani burada herhangi bir if yazmadan
sadece Constructure bloğunda ilgili sınıfı set ederek şu sınıfla çalışacaksın kardeşim diyerek olayı çözebilirsiniz. Şu an ben bunu çalıştırdığımda sizce çalışır mı? Düğmeye bastın. Ürünler listelenir mi? Uzmanlık sorusu. Şu anki senaryodan. Burada sizin yapmadığınız ne? Süper. Cevap buydu. Yani ben bunu çalıştırdığım anda çalıştırıyorum. Yani diyor ki product servisin ne olduğunu bile bilmiyor adam. Atamadık bir şey. Interface duyuyor. Interface atanmaz zaten. Evet. Neydi? Product index miydi? Diyor ki ben diyor default olarak ben diyor parametresiz bir constructor ile çalışıyorum. Yani çünkü parametre koyarsam ben ne olduğunu bilmiyorum onun. Nasıl set edeceğimi bilmiyorum onu diyor. İşte MVC eğer MVC neden MVC diye bir ifade duyarsanız arkadaşlar der ki MVC için böyle birkaç tane kutucuk içinde ya da yıldızla der ki MVC'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi extensible'dır. Yani genişletilebilir. Mevcut çalışan versiyonuna farklı anlamlar yüklenebilir. Yani şu an mevcut bir şeyde bir şeyler yapıyor değil mi? Ben o mevcutu değiştirebiliyorum. O zaman mevcutu değiştirebiliyorsan adama şunu desem. Eğer birisi senden iProduct servis isterse Constructure'ında ona git iş katmanını ver dersen bu olayı çözemez mi? Çözer. Tamam, bu altyapı. Şimdi yazacağım kodu arkadaşlar hani her projede kullanabilirsiniz. Yani sabit bir kod. Tamam. Zaten bu kullandığımız framework'te de nesneleri çıkarsanız yine altyapı aynı. Yani siz bu projeyi alıp bu iskeleti ben oluşturduktan sonra kurumsal bir proje mi geliştireceksiniz? Hemen bu iskeleti kullanabilirsiniz. En fazla bir iki gün bocalansınız, zorlanabilirsiniz. Bu neydi, şu neydi? Sonra alışırsınız. Ama emin olun değişime muazzam karşılık verebilirsiniz. Yani direnç göstermezsiniz değişim karşısında. Tamam. Şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra şurayı yani MVC'nin default constructure'sız çalışma mekanizmasını ezerek ona nasıl o product servisin karşılığını veririz onu öğreneceğiz. Yani kısacası bir bakın arkadaşlar. Bizim aslında yapacağımız şey bu adama şunu diyeceğiz. Product kontrolörün içerisinde olur da birisi senden böyle bir interface isterse o adama ya BLL'i ver diyeceğiz ya da servisi ver diyeceğiz. WCF ver diyeceğiz. Bu konuda hemfikir miyiz? Bir problem var mı? Yok. Evet, bu işin zor kısmı. Yani MVC'de zor kısmı derken MVC'de az kullanılan kısımları. Biraz altyapısıyla alakalı. Biz bu yapıyı oluşturup bundan sonra sonuçta kurumsal bir proje yapma eğilimindeyiz. Bunu ayağa kaldırmaya çalışacağız arkadaşlar. Dediğim gibi şimdilik ara veriyorum.